Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta 13. ESO Kraliçe ilk bölümünü sınıf 2 ve genel klasman ilk konu yayınlamıştık. Bu hafta ise 2023 Petrol Ofisi Maxima 3. Ayak 13. ESO Kraliçe 2. bölüm yayınımıza sınıflarla devam ediyoruz. ESO Kraliçe'nde sınıf değiştirilen İzmirli Profesör Doktor Aykut Kefi ve yardımcı pilotu Mustafa Gürel, Ford Fiesta R1T otomobilleriyle yarışa katıldılar. Geçtiğimiz iki ayakta sınıf 4'te mücadele etmişlerdi. Ardından bu yarışta sınıf 5'e transfer oldular. Aykut Kefi, Mustafa Gürel rally'nin ilk günü ilk bölümü ikinci sırada tamamladılar. Servis sonrası aynı etapları birer kez daha geçen ekip, günü sınıf 5'te ikinci olarak tamamlamayı başardılar. Aykut Kefi, Mustafa Gürel ikilisi rally'nin ikinci günü ilk bölümde oldukça iyi performans sergiledi ve her iki etabı da ikinci sırada geçerek gün ortası servisine sınıf 5'te ikinci olarak girdiler. Ardından rally'nin son iki etabında da ikincilik elde ederek sorun yaşamadan rally'yi başarılı bir şekilde sınıf 5'te ikinci olarak tamamladılar. Ayrıca ekip iki çeker sınıfında altıncılığı elde etti. Yarış sonrası Aykut Kefi ve Mustafa Gürel'le görüştük. Aykut Kefi, alıştınız artık, profesyonel oldunuz değil mi? Kaçıncı sene, üçüncü sene mi bu? 2018'de ilk kez yarışmıştım ben 106 ile, ondan sonra 131 ile yarışlar var. ST ve Fiesta geçişlerim toplam artık 4. 5. seneye geliyoruz. Ama ara ara yarışmadığımız da oldu. Bu sene sezon kovalıyoruz gibi gidiyoruz ama... Bunlar fire vermedik diyorsun. Evet, kategori değiştire değiştire gidiyoruz. Ya öyle oluyor. Çünkü kat 2 bize göre değildi aslında. Otomobilimiz oraya uygun değildi. Şimdi bu grupta ulusal 5'teyiz. Oraya hiç uygun değiliz ama en azından orada daha daha az bir rekabet var. Sonuçta abiyle aynı durumdasınız. Şimdi o 1 ve 2 olarak geçiyoruz. Artık kendimizi geçmeye daha çok çalıştığımız. Yoksa Tuğcu Ersancak'la geçmek hele hele yani o kadar şeyden sonra bu. Bir de otomobil gene ona da yetişmez. Evet. Ben de yetişemem. Dolayısıyla arkasından benim takip etmek güzel. Da var. Eskişehir benim daha önce de uçtuğum, bitirdiğim yani sevdiğim bir evet yani. Çok sevdiğim bir parkur. Hep zaten kopilotum da tam oradan geçerken abi uçtuğun yerden geçiyoruz diyor. Ben gaza basıyorum orada. Çünkü artık biliyorum orayı. Nereden üstüne nasıl gidiyorum diyorsun. Tabii. Islakta olmayınca orada daha rahatım. Ama son anda bir sağ iki var orada. Evet. O yüzden uçmuşum. Onu anladım. Neyse güzel. Şu anda ezberledik. Biz şimdi bu otomobilimizde bunun sınırlarını her seferinde biraz daha zorlayarak, biraz daha iyi dereceler yaparak gidiyoruz. Kısa etapta çok iyiydik bu şeyde. Ama uzun etaplarda yorulduk biraz. İstediğim dereceler elde edemem ama evet, kısa etaplı 8 dakikalık 8 küsürlük şeyler benim hoşuma gitti. Güzel. Yani şimdi onu itiraf etmem lazım. Daha çok geliştireceğiz. Biraz bu 2 ay ara veriyoruz ya onu inşallah şey olarak kullanabilirsek yani bir antrenman süreci olursa iyi olacak. Biz öndekilere yetişelim, arkadakiler bize yetişmesin. Parolamız da bu olsun. En zevk aldığım yarış diyebilirim buna. Yüzünüzden belli oluyor zaten. Yani bak ya. ESO Rally'yi de tebrik ediyorum. Gerek roadbook'uyla gerek... Çok güzel hazırlanmış. Çok güzel hazırlanmıştı. Hiçbir şeyimiz yoktu. Yol notumuz bu sefer çok iyiydi. Artık oturmaya başladı. Koordineyi çok iyi sağlamaya başladık. Bu da güzel gitmemize ve zevk almamıza başladı. Önemli diyorum ya Aykut hep her seferinde bir şey daha katıyor üstüne ve bu daha zevkli bir hale geliyor bizim için. Güzel. Daha da güzel olacak diye düşünüyorum.